Kıymetli meslektaşlarım, hepinize iyi günler diliyorum. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanlığı bugün Milli Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması ve nöbet eylemine başlamış durumda. Şu anda Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcıları ve diğer yönetim Milli Savunma Bakanlığı önünde nöbetini devam ediyorlar. Ancak biraz önce aldığımız telefon üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey bizim yanımızda olacağının haberini aldık. Onu bekliyoruz şu anda. Sizleri bilgilendirmek istedim. Ayrılmıyoruz. Buradayız. Yakında olan meslektaşlarımız eğer Kızılay bölgesinde ise mutlaka basın açıklaması yaptığımız nöbette bulunduğumuz yerde lütfen hemen gelsinler. Bir grup oluşturmamız lazım. Sizleri bekliyoruz. Sayın Özgür Özel Bey bekleniyor. Çekiyorum arkadaşlar. Yani çekiyorum. Uyarılar bize de sıkıntı olmasınızı görebiliriz buradan. Siz anlayın. Ama canlı yayın veriyorum ya. Ama burayı almam lazım. Meslektaşlar yani bekliyor. Yasak komutanım. Siz de biliyorsunuz. Siz emekli asubaysınız. Evet. Yasak komutanım. Onu bir iptal etsek, kapatsak. Ama Özgür Özel Bey geldiğini almam lazım. Bakın yani şey yani değil. Bu bölgede biliyorsunuz yasak yani. Video orası değil, sadece burayı. Ya biliyorum da kamera görüyorum. Ama başkanla görüşümde. İletin bak, kendisi canlı yayın için talimat verdi meslektaşlara. Yani kesek ne abi? Burada dönerim. Evet. Milli Savunma Bakanlığı'na Herkes pankartlarını alsın. Pankartlarını alsın arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı da görsün asubayları ne hale getirdiğini. Milli Savunma Bakanlığı yetkileri de duysun sesimizi. Asubayları ne hale getirdiğini. Çekti mi arkadaşlar? Bakanlığın önünde tazminat hakkımızı istiyoruz şeklinde pankartlarınızı kaldırın. Resmi kamuoyuna basına verelim. Görsün. Bugüne kadar duymazdan gelen Milli Savunma Bakanlığı, evet, yetkilileri görsün. Dağlarda bayırlarda gezen asubayların haklarını nasıl mağdur ettiklerini görsünler. Bu arada eski bakanı da meclisten duysun, yeni bakanı da koltuğundan görsün. Görsün arkadaşlar. Gösterin pankartınızı. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta aynı saatte çarşamba günü burada tekrardan buluşmak niyetiyle, dileğiyle hepinize şükranlarımı sunuyorum. Türk bayrakları. Aşkım Bey hoş geldiniz. İnce usulü.
Türkiye'nin meclisinde bizim sesimiz oldular. Her daim haklarımızı, özellikle astsubayların tatminat konusuyla ilgili gündemde tuttular. Özellikle bizim de komisyonda söz alıp konuşmamız için büyük katkıları oldu Sayın Başkanım. Şu anda bizim en zor anımızda da yanımızdalar. Buradan tüm astsubay kamuoyuna sesleniyorum. İşte bugün görün bizim yanlarımızda kimler var, bizim haklarımızı kimler veriyor. Biz haklarımızı vermedikleri için şu an Milli Savunma Bakanlığı önünde basın açıklamamızı yaptık. Haftaya çarşamba günü gene aynı faaliyeti inşa edeceğiz. Eğer haklarımız teslim edilmezse periyodik olarak haklarımızı alana kadar Türkiye kamuoyuyla bu mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz arkadaşlar. Milletvekillerimizin bizim yanımızda olması, sesimiz olması bizim için çok önemli. Şu an bize gönül verip derdimize ortak olan başta Milli Savunma Komisyon Başkan Vekili Sayın Özgür Ceylan olmak üzere bütün milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Nasıl boylarımızın özgürlük haklarının alınması için gereken mücadelede her zaman izleyiz. Evet. Biraz subaylar, oradaki çalışma barışını sağlamak her türlü kısımda yaşam sorumlusu, şu uzunlar kendi hayatını devam ettirebilecek seviyede olmalı. Bugün emekli subaylarımız çok zor durumda, çalışan subaylarımız zor durumda, ekonomik krizle mücadele ediyorlar. Bu anlamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan sesleniyoruz. Subaylarımızın özlük hakkında iyileştirmeleri bir an önce yapılmalı. Yetmez, oradaki tüm daha iyi çalışmaktadır. Bu ülke savunması hepimiz için çok önemli. Hep üstünü gönüllü olarak yapıyoruz. Hepsi inanıyorum ki buna inanarak yapıyorlar. Ama aynı zamanda hepsinin geçindirmesi gereken aileleri var, çocukları var, bakması gereken insanlar var. Bu anlamda o çalışanların, başta subaylarımızın, uzman çalışanlarımızın, albaylarımızın, binbaşılarımızın, daha iyi hale gelmesin için elimizden geleni yaptık. Savunma Bakanlığı tarafından Hükümet Meclisi'ne gönderilen torba teklifte astsubayların tazminat hakkı da vardı. Burada tüm kamuoyuna bu bilgiyi vermek istiyorum. Maalesef Türkiye Hükümet Meclisi'ne kadar gelen astsubayların tazminat hakkı da olan torba teklifi 70 dönemde bizde bakanlık yapmış, komutanlık yapmış Sayın Müsafer tarafından durdurulmuştu. Şu an mevcut bakanın bu işe müdahale edip en kısa sürede Türkiye Millet Meclisi'ne astsubayların tazminat hakkının yasasının getirilmesini talep ediyoruz. Milli Savunma bu konuyla ilgili yetkili milletvekillerimiz de burada bizlerle birlikte aynı konuyu aynı şekilde düşünüp astsubayların hakkının teslim edilmesini istiyor. Sayın Bakanımızdan bir an önce Türkiye Millet Meclisi'nin şu yasama döneminde astsubayların hakkının teslim edilmesi için yasal çalışmayı yapmasını talep ediyoruz, bekliyoruz. Diyoruz ki astsubaylar tazminat hakkını istiyor. Geçtin mi makamı? Oradan
grup şey. Milli temelindeki açıklama ilk fotoğraf, ilk parti. Son partide Milli Savunma Bakanlığı önünde. Başkanım, canlı yayında subaylar selam gönderiyor sizlere. Biz de onlara selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ ol, görüşürüz. Sağ ol. Tabii tabii, uğrarım. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Geçen gün bizim dükkana uğramıştınız Ufuk'un oraya. Uğradın Ayşe mi? Hanım'la birlikte. Uğradın mı? Evet. Burada da ben bu işi verdiler. Ne güzel. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Yolcu ederken de başkanı çekelim de ya, insanlar çok şey var ya. Çok. Haftaya çarşamba buluşuyoruz arkadaşlar. Başkanım bir kez daha söyler misiniz? Şimdi... Ayın 9'u çarşamba günü saat 11'de yine aynı bu yerde tekrardan buluşuyoruz. Haftaya çarşamba buluşuyoruz arkadaşlar. Daha geniş katılımdan, şubelerimizin de katılımdan. Üyelerimize bir söyleyeceğiniz bir konu var mı başkanım? Cemaat Genel Başkanlığı olarak astsubayların tazminat hakkı ile ilgili eylemlerimiz devam ediyor. Şu an Milli Savunma Bakanlığı önünde hak mücadelemizi, basın açıklamamızı milletvekillerimizin katılımıyla birlikte şu an bir kez daha bakanlığın özellikle çalışanlarına da göstererek hak mücadelemizi bir kez daha burada faaliyetimize aynı yerde aynı saatte devam edeceğiz. Bunu sosyal medyadan duyuracağız. Tüm meslektaşlarımızın desteği önemli. Bu önümüzdeki süreç içerisinde, yasama süreci içerisinde en kısa sürede astsubayların tazminat hakkını teslim edilmesini istiyoruz. Eminim ki şu an Sayın Bakan bizim sesimizi duydu ve üzerine düşeni yapacak, yapmalı da astsubayları sokağa dökmemeleri gerekir. Onun için biz aklımız alana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bitiriyorum. Ben her zaman. Yayına gidiyoruz. Ya sana gel de sesini tutar. Evet. Video mu? Yok, ben çekebilirim videodan. Benim kaydı da alalım. Şu an Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çatırözer yanımızda bize destek olmak için geldi. Şu an hak mücadelemiz devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı önündeyiz. Astsubaylar tazminat hakkını istiyor. Basın açıklamamızı yaptık. Biraz önce diğer vekillerimiz gelmişti. Şu an Sayın Vekilimiz
Sizinle ilgili vermiş olduğu destekleri yanlış olduğunu göstermiş olan bizlerle beraber. O da Türkiye Millet Meclisi'nde Asturayları hakkını savunan vekillerimizden bir tanesi. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Şu an Milli Savunma Bakanlığı önündeyiz. Sayın Bakan'la bir kez daha bu işin önümüzdeki süreç içerisinde en kısa sürede yasalaşmasını istiyoruz. Ben Sayın Vekilime söz veriyorum. Bu vekil başkanım size Eskişehir'den selam getirdim. Eskişehir'lerin selamı, oradaki emekli asubayların, elemanların selamını getirdim. Haklı taleplerinizi sonuna kadar yanındayız. Biz Eskişehir'de biliyorsunuz iki tane emekli asubaylar derneğimiz var. Her ikisinde de tam da yanışma içinde her zaman onlarla birlikte Eskişehir'de sizinle birlikte Ankara'da, Türkiye'nin her birinde haklı davamızın yanındayız. Biz de Sayın Milli Savunma Bakanı'na çağrımıza, hükümetin çağrımıza katılıyoruz. Asubaylarımız 35 yılını, 40 yılını kendileri, aynı zamanda özverili eşleri, her zaman onların yanında arkası olan eşleri bu memlekete adamış insanlar. O yüzden de istedikleri ikazdan haklı olsun, diğer yüzü haklı olsun emeklilerinde bence çok görülmemeli. Tam tersine onların refah içinde, refah bir şekilde emeklilik yaşayabilmesi en doğal haklarıdır. Bakın en zor, hiçbirimizin gidemediği yerlerde sizler görev yapıyorsunuz. Gerek Türkiye'nin sınırlarında, gerek uluslararası yerlerde, hiç kimsenin gidemediği, rahat edemediği yerlerde siz özveriyle canınızı, vücudunuzu siper ediyorsunuz bu vatan için, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları için. O yüzden de Türkiye Cumhuriyeti size mutlaka ama mutlaka hak ettiğiniz haklarınızı tanımalıdır. Bunu biz burada da söyleyeceğiz, Eskişehir'de de söyleyeceğiz, Gazi Meclisimizin kürsüsünden de söylemeye devam edeceğiz. Sonuna kadar biz yanınızdayız. Buna bugüne kadar işitememiş kulaklar varsa işitmelerini, ben de sizlerin çağrısına katılarak azınat hakkı olsun, diğer özlük haklarınız olsun, sonuna kadar desteklenmiş bir mecliste ve bu işi de, yani emekli asubaylarımızın taleplerinin ya da güvenlik güçlerimizin taleplerinin siyaseti, iktidarı muhalefeti olmaz, siyaset üstü bakılmalıdır ve mutlaka bir an önce siz buraya geldiyseniz, 10 yıllardır dinlemizi rezil etmiş emekli asubaylara geldiyseniz demek ki bir sıkıntınız var. Bunun çözümü artık bundan sonra bakanlıkları ve mecliste yok. Biz de bir şey yapmaya hazırız. İnanıyorum ki Sayın Bakan olsun, diğer yetkililer olsun sizlerin bu hakkı talebine kulak verecektir, vermelidir. Biz de vermeleri için mecliste sizlerin sesi olmaya devam edelim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Eskişehir'deki şeylerimizi aradık, onlardan herhalde gelemediler. Yani şimdi devam ediyor, devam ediyor. Haftaya çarşamba, ondan sonraki çarşamba, akşam akşam. Emre'yle de yanınıza gelmek istedik. Ne zaman, nerede emrederseniz biz sizi önümüzdeyiz. Çünkü çok haklı bir mücadele veriyorsunuz. Ağzınıza teşekkür ederim. Sizi aradınız, yakalamadım ben, kusura bakmayın. Şu an şu kadar Türkiye yayın yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilim, Türkiye Genel Astsubaylar sizlere teşekkür ediyorlar. Canlı yayındalar şu anda. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Bir kere daha söylüyorum. Sizler, bizden bugüne kadar 35-40 yıl ve belki daha fazla bu memleketin güvenliğine, her birimizin yani yatağa, başımıza, yastığa, huzur içinde koyabiliyorsak bunda bizim hem şu anda görev yapan asubaylarımızın kıymetli, hem geçmişte görev yapmış sizin gibi kıymetli asubaylarımızın ve diğer tüm güvenlik güçlerimizin payı vardır. O yüzden hakkınız ödenmez. Neyse özlük hakkınız alması gereken bir adaletsizlik olduğunu düşündüğümüz ki bunu da en güzel bir şekilde değerli derneğimiz ifade ediyor. O yüzden onun yapılması gerekir. Biz sizlere selam ediyoruz. Sadece emrinizdeyiz diyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Hürmetimizi sunuyoruz. Biz de onların adına teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Sağ olun. Hanımefendilere her zaman hep varsınız. Bakın burada da varsınız. İyi ki varsınız diyoruz. Biliyorum. Onun için de söyledim. Eşler aslında onlar oradaki yani kafa rahatlığında olabilirsiniz. Güzelliği, arkayı, her şeyi gördükleri kontrolatını aldığınız için olabiliyor. Ve onların sağlığını tabii teşekkür ederim. Beni beklediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük nezaket gösterdiniz. Yetişememeyim, özür dilerim. Var mı emeliniz? Yanımdalık görüyorum. Götürecek yer, ben neyse biliyorum. Araçlarımı sağ olun. Öyle mi? Tamam. Çok sağ olun. Peki. Sağlıkla kalın, saygılarınızı verin. İnşallah bu haklı mücadelede sanacağız. Beni kolay gelsin.
aşağı. Komutanım. Aşağıya indirin. Aşağıda. Kartım bir mi ben alayım? Biraz daha aşağıya. Komutanım. Komutanım siz de böyle alın. Orayı göreceğiz. Şu anda Sözcü televizyonu canlı yayına girecek ama önce... Böyle bir faaliyeti icra etme zorunda kaldık. Maalesef bizi haklarımız için mağduriyet yaşattılar ve bugünlere bu sokaklara kadar bizleri getirdiler. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden bir an önce asıllarının kazıklarına seçimden sonra bu yasanın çıkacağını sözünü vermişti. Geçtiğimiz günlerde içerisinde Milli Savunma Bakanlığı tekrardan çalışmasını hükümete iletti. Fakat orada da aynı şekilde aynı aktörler, aynı kişiler Milli Savunma Bakanlığı torba teklifinin içerisinden sadece asumelere ilgilen tazminat konusunu gene ötelediler, gene çıkardılar. Biz buna karşıyız. Bugün daha da bayrağı Türkiye'nin her yerinde hak mücadelesi daha da olsa bu milletinin önüne tutunmaları savunan asumaylar şu an bir hak mağdurluğu yaşıyor. İşte yıllardır söz veriyoruz. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Bundan sonra hakkımızı alana kadar eğilim kararı aldık. Ülkemizin her bir köşesinde bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Meslektaşlarımızın bir kısmı Niğde'den Ömer Halis Demir tanımlandı. Ankara'ya yola çıktılar. Onlar bilinç yaparak bu mücadelelerini veriyorlar. Biz de aynı şekilde burada bir basın açıklaması yaptık. Bize kutularımız onlar da bize destek oldular. Sizler de sağ olun. Sizler de sesimiz oluyorsunuz. Ama Türkiye Emekli Asturalar Derneği olarak kararlıyız. Asturayla alana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu her türlü platformda devam edecek. Haftaya çarşamba günü aynı yerde burada. Bugün yüzlerce asturayla burada bu mücadeleye verdik. Yarın binlerce, öbürsü gün on binlerce hakkımızı alana kadar mücadelemiz ilk ve şu an umarım ki onların bizler buralarda bu huzursuzluğu yaşarken onların oralarda rahat olması bize bir an önce üzerlerinden düşen görevi yerine getirip asırların hakkını teslim etmelerini istiyoruz. Asırların kalbine hakkını vermek istiyoruz. Ekonomik şartlarda emekli olmamıza rağmen çalışanlarda geçimini sağlamaya çalışanlar da var mı? Başka işlerde çalışan örneğin güvenlik görevlisi gibi başka işler çalışmak zorunda. Maalesef en son en ağırlıklı görev yapan astubaylarımız emekli olduktan sonra güvenlik görevinde görev alıyor. Kim ilgileniyor? Yani bugün görev yapan meslektaşlarımızda ama güvenlik görevini yapan arkadaşlarımızda bu AVM'de de yüksek yerlerde emekli meslektaşlarımızın oran orada hayatını idare etmektedir. En gençlik yıllarında 30-35 yıl dağda hayata gezip değerli vaktini Türk milletine adayan kahramanların bugün emeklilik hayatında geçinemez duruma düşürse bu zamanları yaşatmalarını çok teşekkür ediyoruz ve yetkililere sesimizi duymasını istiyoruz. Şimdi sizin kanalımıza da özellikle iletmek istiyorum. Maalesef ki maalesef bizim bakanlarımız bizim komutanlarımızdı. Ama şu an yetkili siyasi koltuklara oturdular. Hiçbirinin gündeminde astsubayların hak şeyi talebi gündeme gelmedi. Onun için bir önceki bakan tam tersi
meclise gelen yasayı durduruyor. Şu anki mevcut bakan meclise kadar gelen torba teklifte içerisinden astsubayların hakkı alınıyor. Kılını kıpırdatıp müdahale etmiyor. Biz buna karşıyız. Onun için astsubayların hakkı teslim edilse onun için kamuoyundayız. Onun için bir niyetine verdiğimizi anlatıyoruz. Ben teşekkür ederim. Saati ben size tekrardan bekliyorum. Ben sonra bir yapalım. Akraba olmuş insanlar. Sadece yurtdurum istiyoruz. Son günlerine. Hiç yok. Hep yok. Hayırlar. Evet. Değerli arkadaşlar. Beyhanım. Biraz önce basın açıklamamızı yaptık. Burada HSB'den çıkanlar da bizi görecek. Astsubaylar tazminat hakkını istiyor. Canlı bugün yayına girdik. Canlı yayın. Yüzlerce kişi bu başlangıcı başlattık. Önümüzdeki hafta çarşamba günü ayın 9'una binlerce kişi buradayız. Eğer hakkımızı teslim etmezseler 16 Ekim'de 10 binlerce astsubay burada. Milli Savunma Bakanlığı'ndan tazminat hakkımızı bir an önce teslim edilmesini istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugünden itibaren ana gündeme astsubayların tazminat hakkı olmasını istiyoruz. Ve bununla ilgili en kısa sürede kamuoyunu bilgilendirmelerini talep ediyoruz. Bugüne kadar verilmeyen astsubayların haklarının teslim edilmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, evet. Kendi sayfamızdan da arkadaşlar canlı yayın yapıyorum. Biliyoruz ki tüm meslek çalışanımızın canlı burada. Aynı zamanda hak mücadelesi için liderler yola çıkıp Ankara'ya doğru yürüyen arkadaşlarımıza da buradan bir kez daha başarılar diliyoruz. Gönlümüz onlarla. Türkiye'nin her yerinde bu hak mücadelesi başlayacak. Hakkımızın davası, bizim davamız. Hakkımızı kimseye yedirtmeyeceğiz. Hakkımızı söke söke alacağız arkadaşlar. Evet. Görecekler. Bu kapıdan çıkacaklar. Astsubayları ne hale getirdiklerini görecekler arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz. Görecekler. Milli Savunma Bakanlığı önünde Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanlığı olarak astsubaylar tazminat hakkını istiyor. Basın açıklaması yaptık ve şu an faaliyetimiz devam ediyor. Pankartlarımı da açtık. Astsubaylar tazminat hakkını istiyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin bizi görmesini istiyorum. Evet, bizi güne kadar görmezden geldiler. Bugün kapılarına geldik. Bizi yakından görmeleri için bir kez daha pankartları gösteriyoruz. Ve astsubayların hakkını bir an önce teslim edilmesini istiyoruz. Evet. Canlı yayın arkadaşlar. Tazminat hakkımız, tazminat hakkımız, tazminat hakkımız, tazminat hakkımız, tazminat hakkımız, tazminat hakkımız, tazminat hakkımız. Hakkımız söke söke alırız. Evet. Bir konuşma daha alalım başkanım. Göreceğiz bakalım. Mesele kapısından çıkarken neyle karşılaşacaklarını. Onun için pankartlarımızı göstermeye devam ediyoruz. Bizi buraya getirenler utansın arkadaşlar. Bugüne kadar derdimizi anlatmak için her türlü yolu denedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesimizi duymayan kalmadı. İktidarı muhalefeti. Artık bu iş söke söke alana kadar mücadele bu yolla devam edecek.
Başkanım, bir konuşma daha alalım. Bir üyemizden bir konuşma daha. İnsanlar evet. izlemeye başladı. Çok kişi. Bir konuşma daha alın. Bir konuşma daha alın. Sen orada ya canım. Arkadaşlar, talebinizi iletebilirsiniz ama ses yükseltmeye gerek yok. Sayın komiserim, lütfen. Arkadaşlar, asayişe ilgilenmiyoruz. Dayaya ilgilenmiyoruz. Sorun sıkıntı yok. Geldiğiniz sözü tutacağız. Sayın komiserim, sıkıntı yok. Bakın. Biz saat bu kararını saat 15'e kadar bu zaman erkek üzeri dönüş yapalım. Yani komiserim, lütfen.